Hocam yeni oyuncağınız? Evet, cam beyin, glass brain diyoruz İbranice. Bu şey, en son Uludağ'da yaptığımız İnsanın Fabrika Ayarları kampında bizimle beraber olan Denizli'de ikamet eden cam sanatçısı sevgili Ömür Duru Erkin bizim için yapıp gönderdiği camdan bir beyin. Yani gerçekten şu mekandaki en güzel şeylerden bir tanesi. Hakikaten caldır caldır cam her tarafı. İçi de dolu, bayağı ağır böyle tuttuğuma bakmayın. Bayağı da anatomik olarak güzel yapılmış. Kendisine tekrar çok teşekkürler ediyorum. Yani hakikaten bir sanat eseri. Gerçekten öyle, teşekkür ederiz. Murat Bey sormuş ve demiş ki, insan karar vermesi zor bir programla dizayn edilmişken neden hep bir karar vermek zorunda ya da zorunda mı? Şimdi martı diye bir kuş var malum. Kanadı var, bacağı da var. Ben uçmayacağım, yürümek sağlıklı diyen bir martı görebilme şansımız yok. Yani o kanat varsa o uçuş yapılacak el mecbur. Ya da tavuksanız bile bak 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 edip bu kanatla biraz süzülmeye çalışacaksınız. Yani bir donanım varsa bunun var olmasının bir nedeni var. Yani böyle bir insan fabrikasyon bir şey olup da işte şu özelliği de ekleyelim, bu Çin malı telefonlarda olduğu gibi şu yapılmış bir şey değil. Tabiat içerisinde milyonlarca yılda ihtiyaca binaen gelişmiş, ihtiyaca binaen seçilmiş çok özel bir donanımla bugün burada bulunuyor. Yani 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge diyorum ben her zaman buna. Karar verme sistemi de böyle. Karar verme sistemi bizim nöroekonominin, nöro pazarlamanın, nöro finansın bugün temelini oluşturan ana konulardan biri. Evet, zor bir şey. İnsanoğlu karar alırken beyni çok fazla yakıyor, çok fazla enerji kullanıyor ve genellikle akılcı karar verdiğimiz sanırken aslında son derece duygusal ve dürtüsel karar veriyoruz. Bunların hepsi eyvallah. Ama bugün bu sistemin bize tuhaf ve pahalı gelmesi, Çin'de yaşadığımız medeniyetle uyumsuz bir karar sistemimiz olmasından kaynaklanıyor. Tabiatta çok işimize yarıyordu. Çünkü tabiatta mesela çoğu şeyin detayını bilmeden ormanda çalının arasında bir karaltıyı görür görmez o karaltıya dair bir karar verip de hızlı harekete geçebildiğimiz anda hayatımız kurtuluyordu. Ama şimdi veri çok fazla. Sadece bir karaltıdan rahatlıkla hayatımızı kurtarabilecek, sonuç çıkarabilen sistem şu andaki veri miktarıyla baş edemiyor. Bir de oradaki karar çok refleksif bir şey. Yani hayatta tabii, kalma ya oradaki tabii, dert. Aynen. Ama hani o kadar çok geniş ki yelpaze. Aynen. Yani üzerine düşünüyorsun, hakikaten beyin yakıyorsun, kafa patlatıyorsun, bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. O ikisi arasında bir fark var galiba, değil mi? Çok var. Yani şu anda doğal olmayan birçok konuda karar vermemiz gerekiyor. İşte hep anlatırım. Gardırobu açtığımız anda sabah strese girmeye başlıyoruz. Ne giyeceğim stresi? Yakın zamana kadar gündemimizde olmayan bir stres bu. Artık seçeneklerin artması bizim çok fazla seçeneğe ayarlanmış olmayan beynimizi yoruyor. İşte ön beyin, rasyonel karar veren kısım, en fazla 6 bileşenle aynı anda uğraşabiliyor. Markete gittiğinizde bir o yönde 30 tane farklı çikolata tipi gördüğünüzde bir anda sistem bloke oluyor. Ama gene karar veriyoruz. Nasıl? Akıl devreden çıkıyor. Yani rasyonel dediğimiz o düşünen kısım devreden çıkıyor. Dürtüsel kısım, en güzel reklamı olan, en iyi marka imajı olana elimiz gidiyor mesela. Onu niye aldın diye sorsalar bir bahane uyduruyoruz ama o tamamen uydurma oluyor. Esas olan dürtüsel sistem, işte reklamındaki bilmem neden dolayı hoşumuza gittiği için ona yöneliyoruz. Ama bu aynı zamanda ne demek? Sen düşünce sistemini bu kadar yorarsan, akıl yürütme sistemini bu kadar yoran bir ortam yaratırsan aynı zamanda kitlesel olarak insanları çok kolay güdüleyebilirsin demek. Ve bugün bunu yaşıyoruz. Bir felaket haberi, bir korkutucu gelecek kehaneti ya da ne bileyim hep beraber coşalım tarzı güzel planlanmış böyle bir haber seli insanların davranışlarını total olarak zaman içinde hızla değiştirebiliyor. Bu da tabiatta pek karşılaşmadığımız ama gene kendi türümüzün kendi kendimizi ettiği enteresan işlerden bir tanesi. Yani karar sistemi iyi ki var ama maalesef içinde yaşadığımız medeniyeti kurarken yaptığımız tercihler çok da akıllıca ya da insani gözükmüyor. Buradan bence onu anlıyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Alo.